Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu videoyu öğretmenler gününde çekiyorum. O yüzden birkaç şey söylemek istiyorum. Siz bunu daha sonrasında tabii ki dinleyeceksiniz ama bence öğretmenler günü tabii ki bir gün değil. Her gün olması gerekiyor. Çünkü bir anne nasıl evladıyla ömür boyunca işte yetiştirip onunla ilgileniyorsa bir öğretmen de aynı şekilde ömrü boyunca öğrencilerine kendini adıyor ve onlarla ilgilenip onları iyi bir evlat olarak yetiştirmeye çalışıyor. Aslında öğretmen eşittir annedir benim için. Anne belki bebekliğinde başlar yetiştirmeye. Öğretmen işte en az 7 yaşında başlar arkadaşlar yetiştirmeye ama her ikisinin de verdiği emek bence hemen hemen aynıdır. Çünkü bir öğretmen bir anne gibi şefkatli davranarak öğrencilerine yaklaşır ve bu şekilde öğrenciyi hayatta tutmaya, hayata bağlamaya çalışır. Bu yüzden de tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum arkadaşlar. Sonraki günlerde izleyeceğiniz için bu videoyu ee, belki garip gelebilir ama dediğim gibi ben bunu 24 Kasım'da öğretmenler gününde çekiyorum. Ve öğretmenler günü aynı anneler günü gibi sadece bir gün değil bence her gündür. Her gün bizim öğretmenlerimizi hatırlamamız onlara değer vermemiz gerekiyor. Bu sadece bir günlü olacak bir şey değil. Hemen başlayalım. Nerede kalmıştık? Zar yapısı ve işlevinde kalmıştık arkadaşlar. Zarın ilk önce yapısından bahsedeceğiz. Daha sonra zarlardaki taşımadan bahsedeceğiz. Yani zarlardaki madde alışverişinden. Şimdi zar yapısına baktığımız zaman şimdi zarın yapısında ne var? Zarın yapısında lipid yani yağlar, protein ve karbonhidratlar bulunuyor arkadaşlar. Ama en fazla bulunan lipid hangi lipittir? Tabii ki fosfolipitlerdir. Zaten zarın temel yapısını fosfolipitler oluşturuyor. Fosfolipitler amfipatik molekül dediğimiz moleküllerdir. Yani hem hidrofobik hem de hidrofilik kısımlar içeriyor arkadaşlar. Nedir hidrofobik? Hidro ne demek? Su demek değil mi? Fobi suyu sevmemek demektir. Suyu sevmeyen kısmına biz hidrofobik kısım diyoruz. Hidro yine su demek. Filik de arkadaşlar sevme olarak düşünebilirsiniz. Suyu seven kısmına da hidrofilik diyoruz. Suyu sevmeyen kısımlar birbirine bakarken suyu seven kısımlar hücre dışına ve hücre içine bakar. Arkadaşlar fosfolipitin yapısını hatırlarsak bakın şöyle bir yapıya sahipti değil mi? Bir tarafta gliserol molekülü bulunuyordu. Gliserol Alt tarafta da yağ asitleri bulunuyordu. Bu yağ asitlerinin bulunduğu kısım suyu sevmeyen yani hidrofobik kısmıydı. Gliserolün bulunduğu kısım da suyu seven kısım. Bu yüzden yağ asitlerinin bulunduğu kısım şurada da gördüğünüz gibi birbirine bakar. Suyu seven kısım olan gliserol kısmı ise hücre içine ve hücre dışına bakar. E, yapısında da ne dedik? Lipid var, protein var, karbonhidrat var dedik. Şimdi gelelim biraz daha detaylandıralım. İlk önce Zar modellerine bakalım arkadaşlar. Şimdi araştırmacılar zarların fosfolipitten olduğunu biliyor fakat protein yerleşimleri hakkında farklı görüşler ortaya atmışlar. Ben uzun uzun yazmadım. Sadece şekil üzerinden anlatacağım bunları size. İki tane modelimiz var. Biri Dawson Danielli modeli, diğeri de sıvı mozaik zar modeli. Zaten bizim şu an kullandığımız sıvı mozaik, mozaik zar modelidir. Dawson Danielli modelinde diyorlar ki şimdi zaten bu e, fosfolipitlerin yerleşimi belli. Ama bu modelde diyor ki, proteinler diyor tamamen diyor yüzünü kaplamıştır zarın diyor. Yani iç olarak değil de tamamen yüzeysel proteinler vardır diyor arkadaşlar. Tabii ki e, ve çift tabakalı fosfolipitteki protein tabakası arasında yer almaktadır. Bu yüzden de bir sandviçe benzetiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden biz bu zaten tipe sandviç modeli diyoruz. Sandviç modeli. Ama 1970'li yıllardan sonra artık bu model kabul görmüyor 1970'li yıllarda arkadaşlar sıvı mozaik zar modeli ortaya atılıyor Ve e, sıvı mozaik zar modeline göre diyor ki tamam proteinlerin yüzeysel olanları da vardır Çift tabakalı lipid üzerinde yüzeysel proteinler var fakat bazı proteinler e, integral proteindir Yani ne yapmıştır? içerisine doğru yerleşmiştir diyor. Orada kanal görevi görürler diyor arkadaşlar ve bu şekilde şu an günümüzde kabul edilen zar modeli sıvı mozaik zar modeli olmuştur. Bizim için önemli olan iki tanesi vardı. Ben bu iki tanesini açıkladım. Biri sandviç model, diğeri de sıvı mozaik zar modelidir. Şimdi gelelim zarların yapısına. Şimdi zarlar sıvı haldedir diyoruz. Neden sıvı haldedir diyoruz? Çünkü Fosfolipitler genellikle doymamış yağ asitleri kuyruklarına bağlayarak arkadaşlar daha sıvı daha akışkan hale gelirler. Bu yüzden de e, zarlar hareket edebilirler kolaylıkla. Bu yüzden de biz ne diyoruz sıvı haldedir diyoruz. Şimdi zar ne yapıyor hidrofobik etkileşimler tarafından bir arada tutuluyor. Bu etkileşimler arkadaşlar kovalent bağlardan biraz daha zayıftır. Yani kolaylıkla yıkılıp yeniden yapılabiliyor. Ama kovalent bağlar kadar güçlü değil. Hani bir hidrojen bağı kadar zayıf değil, kovalent bağ kadar da güçlü değildir bu bağlar. Böyle orta derecede bağlardır, güçlülük açısından. Ve bunlar hani e, zarın yıkılıp tekrardan yapılabilmesine tabii ki olanak sağlıyor. Lipitlerin çoğu arkadaşlar ve Proteinlerin bazıları yanal olarak hareket edebiliyorlar, yani şöyle yan şekilde, yan, 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 yan gidebiliyorlar ve e, zarın içerisinde yürüyebildiklerini düşünün, yani o şekilde düşünün. Zarın üzerinde bulunan protein, sanki zarın üstünde yürüyormuş gibi düşünün. Böyle bir olay var. Birazdan şekil üstünde de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu yapabilmesi için de ne yapacak? Hidrofil, e, hidrofilik kısmın zarın iç kısmındaki hidrofobik bölgeyi geçmesi gerekiyor. Ama bu birazcık uzun sürüyor. Mesela bazı proteinler de az önce söylediğim gibi hareket ediyor ama bu uzun sürüyor. Bu proteinler ne yapıyor arkadaşlar? Zar proteinlerinin stoplazmik bölgelerine bağlı olan motor proteinler tarafından hücre iskelet lifleri boyunca hareket ettiriliyor. Yani aslında bu proteinlerin uçları nereye bağlı? Hücre iskeleti elemanlarına bağlıdır. Hücre iskeleti elemanları da bunları tutarak zar boyunca hareket ettiriyor arkadaşlar. Sıcaklık azaldığı zamanda bile zar sıvı halde kalabiliyor. Normalde e, hani yağlar böyle hava sıcaklığı düştüğü zaman katılaşmaya başlar ya. Doymamış, doymuş yağlar katılaşmaya başlar ama bizim zarımız arkadaşlar hücre zarımız sıcaklık azaldığı zamanda bile ne yapıyor? Sıvı halde kalabiliyor. Bu durum neden kaynaklanıyor peki? zarın yapısındaki lipitlerde bulunan hidrokarbonlara bağlıdır. Hidrokarbonlar. Bunlar doymamış yağ sahiplerdir. E, doymamış yağ sahip oldukları için de daha düşük sıcaklıklarda bile sıvılığını koruyorlar. Yani bitkisel yağ gibi düşünün. Bitkisel yağlar nedir? E, oda sıcaklığına da koysanız, daha düşük sıcaklığa da koysanız sıvı halini koruyorlar. Dolayısıyla bizim e, yağımızın ya demeyelim hücre zarının yapısındaki fosfolipitlerde yağ asitleri doymamıştır dolayısıyla da daha sıvı hale gelmiş oluyorlar. Bir de hayvan hücrelerinin zarlarında bulunan bir kolesterol var arkadaşlar. Bu kolesterol ne yapıyor farklı sıcaklıklarda zarın akışkanlığını farklı şekillerde etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Genelde ılık sıcaklıklardaki bu bizim vücudumuz için 37 derecedir. Kolesterol fosfolipitlerin hareketini kısıtlar ve zarı daha az akışkan yapar. Yani 37 derece olduğu zaman vücudumuz ne yapıyor? Zarın hareketini kısıtlıyor, fosfolipitlerin hareketini ve böylece zarı daha az akışkan hale getiriyor. Ayrıca arkadaşlar, fosfolipitlerin de sıkı paketlenmesini önler, böylece zarın katılaşması için gerekli olan sıcaklığı ne yapıyor? Düşürüyor. Yani zarı katılaştırmıyor da ayrıca daha sıvı hale de getirmiyor. Hani orta hali tutuyor kolesterol molekülleri dolayısıyla oldukça da önemlidir hayvan hücrelerinde. Zarın zar katılaştığında geçirgenliği değişiyor arkadaşlar. Zardaki enzim proteinleri de inaktif hale gelir. Şimdi zarın yapısında proteinler var dedik ama bu proteinler farklı farklı görevlere sahip. Mesela enzim proteinler vardır. Enzim görevi görürler. Taşıyıcı proteinler vardır. Molekülleri taşır. Kanal proteinler vardır. Por görevi görürler. Yine maddelerin geçişini sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, katılaştığında da geçirgenliği değişmiş oluyor. Evet şurada bakın fosfolipitlerin hareketinden bahsediyoruz. Bakın fosfolipitler ne yapıyor? Bakın biri buraya geliyor, biri diğer tarafa gidiyor. Dikkat ederseniz böyle döngüsel bir hareket yapıyorlar arkadaşlar. Ve bu döngüsel hareket oldukça seyrek görülen bir harekettir. Yanal hareket daha sık görülür arkadaşlar. Yanal harekette ne yapmış? Bakın bu bu tarafa gel geliyor, bu bu tarafa geliyor. Yanal bir şekilde hareket edebiliyorlar. Zarın akışkanlığına baktığımız zaman sıvı olan bakın sıvı olan zarda dirsek yapmış olan hidrokarbon kuyrukları vardır. Dirsek yapmayı biz nerede gördük? Yağ asitlerini anlatırken doymamış yağ asitlerini de anlattım değil mi? Doymamış yağ asitleri çift bağları yaparken dirsek yapıyorlar. Yani şöyle düşünün. Mesela normalde zincir bu şekilde uzarken yağ asiti zinciri çift bağ geldiği zaman şu şekilde kıvrılıyor. Dolayısıyla biz buna dirsek yapma olayı diyoruz. Sıvı olan zarda arkadaşlar bu dirseklerden bol miktarda bulunur. Ama viskoz yani katı olan zarlarda e, doymuş hidrokarbonlar olduğu için daha düz bir yapıya sahiptir eee yağ asitleri. Evet gelelim bir de bakın yani içerisindeki kolesterolü gösterelim zar içerisindeki. Bakın kolesterol molekülleri de bu şekilde. Kolesteroller hayvan hücrelerinde bulunur arkadaşlar. Fosfolipitin hareketini ne yapıyor? Azaltıyor. Normal sıcaklıklarda da zarın akışkanlığını azaltıyor onu da söylemiş olalım Kolesterol ile ilgili bazen kafanız karışabilir Kolesterol ılık sıcaklıklarda yani normal sıcaklıklarda zarın hareketini azaltıyor Zarın akışkanlığını azaltıyor arkadaşlar bunu söylemiş olalım Ama fosfolipitlerin paketlenmesini de önleyerek katılaşmasını engel oluyor Yani orta sıvılıkta tutuyor diyebiliriz Evet şimdi zarların yapısına baktığımız zaman arkadaşlar zarların yapısı ve işlevi bir bütünlük halindedir. Şimdi bu bütünlükten bahsetmek istiyoruz. İlk önce bu zarın yapısındaki proteinlerden bahsedelim. Daha sonra işlevinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar çift tabakalı lipitten oluşuyor dedik. E, matrix içerisine gömülü olan bu çift tabakalı lipit arkadaşlar farklı proteinlerden oluşuyor farklı proteinleri de hücrenin zaten kendisi belirliyor. Yani şöyle söyleyeyim size çekirdekten gelen emirle zaten bu proteinler sentezleniyor ve zarın yapısına katılıyor. Çekirdekteki DNA'da bulunan genler ne yapıyor? Proteini sentezliyor ve zarın yapısına katılıyor. Bu yüzden de hücre zarında bulunan proteinler aslında bir nevi hücrenin özgürlüğünü sağlamış oluyor. Hücrelerin birbirini tanımasına yardımcı oluyor. Yine biraz sonra bahsedeceğiz. Ee, zar proteinlerinde iki tane çeşit vardır. Bunlardan bir tanesi integral protein, diğeri de periferal proteindir. Periferal protein yüzey proteinidir. İntegral protein de iç proteindir, yani gömülü olan proteinlerdir. Şimdi integral proteine baktığımız zaman arkadaşlar ee, fosfolipitin, bakın çift tabakalı olan fosfolipitin hidrofobik kısmına girmiş haldedir. Bakın şurada görüyorsunuz fosfolipitin. Ee, hidrofobik kısmına girmiş halde arkadaşlar bunlar ve bunların çoğu transmembran protein olup yani taşıyıcı olan protein olup zarı baştan başa kat eder. Yani zarı baştan başa yürür. Kat eder derken yürür anlamında kullanıyoruz. Bu proteinlerin hidrofobik olan kısımları polar olmayan amino asitler içeriyor. Yani Apolar amino asitler var arkadaşlar ve bunlar genellikle alfa heliksi şeklinde kıvrılmıştır. Hani biz proteinleri anlatırken ne demiştik? Bir alfa heliks vardı bir de beta pilili vardı değil mi? Alfa heliks nasıldı böyle? Helix şeklinde böyle yuvarlak yuvarlak yay gibi düşünün bu şekilde kıvrılıyordu. Beta pilili de de böyle paralel şeklinde diziliyordu polipeptit zincirleri. Bunlar da arkadaşlar alfa helix şeklinde kıvrılmıştır. Bakın yapı olarak bu şekilde görülür. Peki baktığımız zaman başka hangi özellikleri var? Mesela periferal proteinlerden bahsedelim. İntegral proteinler bu şekilde. Periferal proteinlere baktığımız zaman bunlar lipidin içine gömülü değil. Genellikle zar yüzeyinde daha çok gevşek bağlanmış olan proteinlerdir arkadaşlar. Bunların üzerinde de proteinlerin üzerine karbonhidratlar gelip bağlanabiliyor. Karbonhidratlar bağlandığı zaman da glikoprotein dediğimiz yapılar oluşuyor. Peki bunların dağılımını kim belirliyor? Tabii ki endoplazmik retikulum belirliyor arkadaşlar. Proteinlerin, lipitlerin ve karbonhidratların dağılımını endoplazmik retikulum belirliyor. O ee, zaten hücre içerisinde taşıyıcı görev yaptığı için onların nereye taşınacağını endoplazmik retikulum belirler. Bakın şurada yine detaylı olarak göstermişiz. Şu nedir bir? integral proteindir. şunlarda nedir arkadaşlar? Bakın periferal proteinlerdir. Periferal proteinlere glikoz gelip ya veya işte karbon glikoz demeyelim de karbonhidrat gelip bağlandığı zaman ne oluyor? Glikoprotein oluyor. Glikoproteinler oluşmuş oluyor. Evet geldik işte bu zar karbonhidratlarına. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Arkadaşlar Zar karbonhidratları hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Nasıl tanıyor peki? Gelip proteinlere bağlanarak, lipitlere bağlanarak bir özgürlük oluşturuyor. Ve hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Ayrıca hücrelerde reseptör görevi de görüyor bunlar. Hücre zarında bulunan karbonhidratlar komşu hücrelere ayırt etmede hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. Özellikle bu nerede önemli biliyor musunuz? Hani... Embriyolarda göç olayı gerçekleşiyor ya, şu e, evrenin adı şu an aklıma gelmedi biliyor musunuz? Gastrula evresi. Gastrula evresinden sonra göç olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Göç olayı gerçekleşirken e, hücrelerin ne tarafa doğru gideceği işte bu karbonhidratlar tarafından belirleniyor. Glikoprotein, glikolipitler tarafından belirleniyor. Böylece doğru bir organlaşma olayı gerçekleşiyor. Yani karaciğeri oluşturacak olan hücreler bir araya geliyorlar. Akciğeri oluşturacak olan hücreler bir araya geliyorlar. Bu şekilde hücreler birbirlerini tanıyarak gidip bir araya gelip organları oluşturuyorlar. Peki bağışıklık sistemimiz de aynı şekilde arkadaşlar e, yabancı proteinleri bu karbonhidratlar sayesinde tanıyor. E, bizim bağışıklık sistemimizde en önemli e, olan hücremiz ak yuvarlar, değil mi? Bir sürü ak yuvar çeşidimiz var. Bu ak üzerinde bulunan işte bu proteinler sayesinde glikoprotein, glikolipitler sayesinde ne yapıyor? Yabancı proteinleri tanıyorlar ve onları fagoste ederek öldürüyorlar. Peki bu karbonhidratların yapısına baktığımız zaman nasıl bir yapıya sahip? Genelde arkadaşlar 15'ten az şeker birimi içeren dallanmış olan oligosakkaritlerdir. Yani biz glikolipit diyoruz ama direkt bir tane glikoz molekülü gidip oraya bağlanmamış. Birçok glikoz molekülünün bir araya gelerek oluşturduğu oligosakkarit dediğimiz yapılar oluşturuyor bunları. Bunlar kovalent bağlarla bağlanır arkadaşlar. Dolayısıyla da oldukça dayanıklı olan yapılardır. Biz bunlara eğer gidip lipit bölgesine yani fosfolipite bağlanıyorsa glikolipit diyoruz. Proteinlere bağlanıyorsa da glikoprotein diyoruz arkadaşlar. Bu oligosakkaritler türden türe değişebiliyor. Hatta türün bireyleri arasında hatta aynı bireyin hücre tipine göre farklılık gösteriyor. Az önce söyledim. göç olayı gerçekleşirken embriyoda her bir organımızın hücresi birbirinden farklı proteinlere, farklı glikolipitlere sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir yapıdır. Mesela insanlarda 4 farklı kan grubu var, değil mi? kan grubunda kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki oligosakkaritlerin farklı olmasından kaynaklanan bir durumdur. Yani biz hani diyoruz ya e, al yuvarların dışındaki reseptörlerden kaynaklı olan bir durumdur. İşte o reseptör dediğimiz yapılar nedir? Aslında glikoprotein ve glikolipitlerdir. Oradaki oligosakkaritlerin farklılığından kaynaklanıyor budur. Şimdi gelelim. Bu proteinlerin e, işlerine arkadaşlar Zarda ne tür işlemler yapıyor? Buna bakalım. Bir kere taşıma işlemi yapıyor. Zaten kanal proteini ve taşıyıcı proteini olarak görev yapıyor. Enzimatik aktivite görebilir arkadaşlar, enzim görevi görebilir. Özellikle bitkilerde selüloz molekülü hücre zarındaki enzimler tarafından, proteinler tarafından üretiliyor. Yine sinyal iletimi görevi görür arkadaşlar. Reseptör olarak görev görür ve sinyallerin alınmasını sağlar. Hücreler arası bağlantıyı sağlıyor arkadaşlar. Komşu hücrelerin birbirini tanımasını birbirine tutulmasını sağlıyor yine hücrelerin birbirini tanımasını dedik az önce üzerinde bulunan yapılar sayesinde hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor ve hücre dışı iskeleti ve hücre dışı matrikse bağlanarak onların bir arada tutulmasını sağlıyor arkadaşlar böylece birçok görev bulunmuş oluyor. Şimdi geliyoruz zarın yapısından sonra zar geçirgenliğine. Şimdi zardaki. Moleküler organizasyon yani zardaki moleküllerin yerleşimi seçici geçirgenliğe yol açıyor. Özellikle az önce bahsettiğim işte ee, glikoproteinler, glikolipitler arkadaşlar zarın seçici geçirgen olmasına sebep oluyor. Maddelerin hangisinin geçip hangisinin geçmeyeceğini bunlar karar veriyor arkadaşlar. Biz diyoruz ki biyolojik zarlar supramoleküler yapılardır. Peki ne demek supramoleküler yapı? Arkadaşlar bunlar çok sayıda molekülün bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Ama sadece bir araya gelmesi önemli değil. Bir araya gelince de yeni özelliklere sahip olan yapılardır. Supramoleküler yapılar bu şekildedir. Zarlar da arkadaşlar böyle bir moleküldür. Yani şöyle düşünün. Ya fosfolipitler bir araya geliyor. Daha sonra üstüne protein ekleniyor, karbonhidrat ekleniyor. Her biri ayrı ayrı eklenerek yeni bir e, molekül ortaya çıkarıyorlar ve yeni özelliklere sahip olan bir yapı ortaya çıkarıyorlar. Biz bu moleküllere ne diyormuşuz? Supra moleküler yapılar diyormuşuz. Arkadaşlar küçük moleküller ve iyonlar plazma zarından sürekli olarak her iki yöne doğru hareket eder. Yani hücre içine ve hücre dışına hareket ediyorlar. Peki bu hareketi nasıl yapıyorlar? Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi hücre zarları seçici geçirgendir diyoruz. Geçecek maddeler arasında ayrım yapar. Ayrıca maddeler zardan farklı hızlarda geçer. Bu balıkçıda bir gitmedi. Şimdi bakalım çift tabakalı lipidin geçirgenliğine bakacağız arkadaşlar. Şimdi hidrokarbon dediğimiz yapılar yani yağ asitlerini düşünün. Karbondioksit ve Oksijen gibi hidrofobik moleküller zarın çift tabakalı lipid içerisinde kolayca çözünür ve zardan kolayca geçebiliyorlar. Yani hidrofobik moleküller zarın çift tabakalı yapısından geçebiliyorlar arkadaşlar. Hidrofilik özellikteki iyonlar ve polar moleküller ise zarın hidrofobik kısmı hidrofobik kısmı tarafından engelleniyor. Mesela su bile buradan kolay kolay geçemiyor. Peki bunun geçmesinden kim sorumlu? Asıl sorumlu olan kimlerdir? Proteinlerdir. Şimdi çift tabakalı lipid seçici geçirgenlik yapıyor ama asıl bundan sorumlu olan proteinlerdir. Çünkü tanımayı proteinler yapıyor arkadaşlar. Biz burada proteinleri taşıyıcı proteinler diyeceğiz. Şimdi taşıyıcı proteinlerimize bakalım. Arkadaşlar bunlar ee, hidrofilik moleküller taşıyıcı proteinlerden geçtikleri zaman lipid tabakasına temas etmiyorlar. Dolayısıyla hidrofobik moleküller zarın lipit tabakasından geçerken hidrofilik yani suyu seven moleküller nereden geçiyor? Taşıyıcı proteinlerden geçiyorlar. Bunlar da bazıları da kanal gibi görev yapıyorlar arkadaşlar. Biz bunlara kanal proteinler diyoruz hatta bakın şurada şekil olarak da göstermişim kanal proteinler. Mesela genellikle iyonlar kanal proteinlerinden geçiyorlar. Yine amino asitler bakın yine kanal proteinlerinden geçmiş. Bir de taşıyıcı, özgül taşıyıcı proteinler vardır. Özgül olan taşıyıcı proteinler ise ee, sadece bazı maddeleri tanıyorlar ve geçiriyorlar. Mesela şöyle düşünün. Glikoz buradaki özgül taşıyıcı proteinden geçiyor. Ama glikozun izomeri olan fruktoz buradan geçemiyor o derece yani tanıyorlar birbirlerini. Dolayısıyla arkadaşlar bu proteinler seçici geçirgenlikte oldukça önemlidirler. Şimdi geliyoruz artık pasif taşıma, aktif taşıma bunlara geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu konu TYT'de, AYT'de de aynıdır. O yüzden bununla ilgili soru çözümünü direkt TYT, AYT kitaplarından yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten ÖABT kitaplarında da genellikle aynı şey soruluyor. Şimdi pasif taşıma maddelerine e, Pasif taşımaya baktığımız zaman aslında pasif taşımaya biz difüzyon diyeceğiz. Difüzyon nedir? Şimdi moleküller arkadaşlar belli bir kinetik enerjiye sahip. Bu kinetik enerji difüzyona sebep oluyor. Difüzyon aslında yayılma anlamında kullanılıyor arkadaşlar ve yayılma dediğimiz olay ortam şartları eşitlenene kadar devam ediyor. Şöyle düşünün mürekkebi bir bardak suya damlattınız o damla bir süre sonra bardağın her tarafına eşit bir şekilde yayılır. Biz buna ne diyoruz? Difüzyon diyoruz. Mesela parfümü işte getirdiğiniz odanın kapısından hemen sıktınız. Bir süre sonra odanın etrafına eşit olarak yayılır. Bu bir difüzyondur. Difüzyon olayı canlı ortamda da gerçekleşebilir, cansız ortamda da gerçekleşebilir. Çünkü Molekülün kendi içerisinde bulunan kinetik enerji sayesinde gerçekleşir bu olay. Bu yüzden de herhangi bir ATP enerjisi harcanmadığı için her ortamda gerçekleşebilir arkadaşlar. Daha önce biz görmüştük değil mi? Herhangi bir sistemde entropi entropi neydi? Entropi düzensizlik. Düzensizlik sürekli olarak artma eğiliminde. Bu yüzden de arkadaşlar moleküller yayılma eğilimindedir. Bu yüzden difüzyon kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Ekstra enerji ihtiyaç yoktur zaten az önce söyledik. Zardaki geçişlerin çoğu zaten difüzyona göre oluyor. Çünkü küçük maddeler taşınıyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınıyorlar. Mesela örnek verelim. Mesela oksijenli solunum yapan bir hücre. Oksijeni kullandıkça ne oluyor? Kan plazmasında bulunan oksijen hücreye doğru difüze oluyor arkadaşlar. Yani hücreye doğru geçiyor. Ne demiştik? Difüzyon Ortam yoğunlukları eşitlenene kadar devam eder. Biz bu olayların tümüne ne diyoruz zaten? Pasif taşıma diyoruz. Bakın burada bir tane çözünen var. Bakın birincisinde kırmızı olan. Kırmızı olan ne yapıyor? Yavaş yavaş diğer tarafa doğru geçiyor. Ve denge sağlanınca artık geçiş duruyor diyemeyiz. Bakın geçiş gerçekleşir. Sadece her iki taraftan da eşit olarak gerçekleşir arkadaşlar. Geçiş durur diyemiyoruz. Eşit olarak gerçekleşir diyoruz. Bakın eşit hızda zardan geçmeyi sürdürürler diyor. İki çözünenin difüzyonuna baktığımız zaman iki çözünen de aynı şekilde bakın şöyle biri bakın kırmızı olan sağ tarafta daha yoğun olduğu için ne tarafa geçecek? Sol tarafa doğru. Siyah olan da sol tarafta daha yoğun olduğu için sağ tarafa geçecek. Dolayısıyla iki tarafta da eşitlik sağlandığı zaman ee, difüzyon direkt olarak durmuyor, sadece eşit bir şekilde devam ediyor. Şimdi suyun zardan geçişinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ozmozdan bahsedeceğiz. Ben burayı özellikle boş bıraktım. Size ozmozu kendim anlatmak için. Çünkü ben şekil çizerek anlattığım zaman daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. O yüzden özellikle bu sayfayı boş bıraktım. Arkadaşlar anlatacağımız 3 tane çözelti şekli vardır. Bunlardan bahsedeceğim size. Dediğim gibi hemen kendim çizerek e, şekil üzerinden anlatacağım. Şimdi bizim 3 tane kabımız olsun. Bu 3 tane kapta da aynı özelliklerde olan hücrelerimiz olsun. Hepsi %10'luk glikoza sahip bir çözelti olsun arkadaşlar. Hepsinde %10'luk glikoz var. %10'luk şöyle glikoz var. Şimdi bakın. Birinci ortama ben getirip %50'lik şu yanlış yazdım pardon. Şöyle silelim. Heh. %50'lik bir çözelti koyuyorum. %50'lik çözelti koyduğum zaman ortamın yoğunluğu hücrenin yoğunluğuna göre daha fazla oluyor. Dolayısıyla ben bu ortama çok yoğun anlamında hipertonik ortam diyorum. Bakın hiper zaten yüksek e, demektir. Yüksek derişimli ortamdır hipertonik ortam. Peki bu ortamda ne olacak? Şimdi su miktarlarına bakalım. Şimdi %50 eğer derişime sahipse geriye kalan %50 nedir burada? su değil mi? %50'si su. %10'luk derişme sahipse ne kadarı sudur? %90'ı su. O zaman bakın hücrenin içerisindeki su miktarı dışarıdaki su miktarından daha fazla. Bu yüzden ise arkadaşlar dışarıya su çıkacak hücreden. Yani hücre su kaybedecek. Hücre su kaybettiği için büzülür. Biz bu büzülme olayına ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. Plazmoliz. Hücre su kaybettiği için büzülür. Biz bu büzülme olayına plazmoliz diyoruz arkadaşlar. Burada ne oldu? Bakın hücrenin içerisinden su çıktı. Çünkü su miktarı ortamdakinden daha fazla hücrede. Bu yüzden de e, hücrenin içerisinden su çıkarak hücre büzüldü, su kaybetti. Biz bu olaya plazmoliz dedik. Birinci ortamımız hipertonik ortamdı. Geliyorum ikinci ortama. İkinci ortama da getirdim yine. %10'luk glikoz çözeltisi koydum. Şimdi burada eşit mi miktarlar birbirine eşit. Biz buna eşit yoğunlukta anlamında ne diyoruz? İzotonik ortam diyoruz arkadaşlar. İzotonik ortamda madde giriş çıkışları eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla hani madde giriş çıkışı yoktur diyemiyoruz. Eşit bir şekilde devam eder yoğunluklar birbirine eşit olduğu için. Gelelim son ortamımıza. Son ortamımızda hipotonik ortam hipotonik ortamdır. Peki burada ne oluyor? Burada da getirdim ben saf su koydum. Saf su. Şimdi hücredeki yoğunluk ortamdan daha fazla. Yani ortamda yoğunluk daha azdır hücreye göre. Bu yüzden de az yoğun anlamında hipotonik ortam diyoruz biz bu ortama. Peki bu ortamda ne olacak? Ben buraya saf su koyduğuma göre buranın su miktarı ne kadar? %100. Buradaki su miktarı ne kadar %90 dedik değil mi? Dolayısıyla ortamdaki su miktarı hücreye göre daha fazla. Bu yüzden de hücrenin içerisine su girişi olacak. Su girişi olduğu için eğer bir hayvan hücresi ise yani hücre çeperine sahip olmayan bir hücre ise arkadaşlar bu hücre bir süre sonra su alarak ne yapar? Patlar. Biz bu patlama olayına ne diyoruz? Hemoliz diyoruz. Hemoliz patlama olayına. Patlama olayı hücre duvarı olan canlılarda hücrelerde gerçekleşmez çünkü hücre duvarı patlamaya izin vermez arkadaşlar. Peki ben plazmoliz olmuş bir hücreyi getirip hipotonik bir ortama koyarsam ne olur? Bu sefer su miktarı ortamda fazla olduğu için hücrenin içerisine su girer ve hücre tekrardan eski haline döner. Biz bu olaya da plazmolizin tam tersi olan deplazmoliz olayı diyoruz arkadaşlar. Unutmayın, hemoliz hücre duvarı olan canlılarda hücrelerde gerçekleşmez. Hücre duvarı olmayanlarda gerçekleşir. Fazla su alıp patlaması olayıdır arkadaşlar, hemoliz olayı. Şimdi bu ortamlara bağlı olarak ben size bir şey daha anlatmak istiyorum. Aslında iki şey anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ozmotik basınç, diğeri de turgor basıncı. Bu ikisi birbirine genelde karıştırılıyor. Arkadaşlar ozmotik basınç suya olan ihtiyaçtır. Suyu olan ihtiyaç. Şimdi ben burada konuşuyorum sürekli enerji harcıyorum. Ne yapıyorum? Vücudumdan su eksiliyor. Su eksildiği için de ağzımda bir kuruluk oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman benim suyu olan ihtiyacım arttı mı? Arttı. Yani neyim artmış oldu? Ozmotik basıncım. O zaman bir hücre su kaybediyorsa ozmotik basıncı ne yapar? Artar. Peki turgor basıncı nedir? Turgor basıncı da suyun fazlalığıdır arkadaşlar. Bakın ozmotik basınç suyun azalmasıdır. Turgor basıncı da suyun artmasıdır. Şimdi ben az önce ozmotik basıncım arttığı için gittim bir şişe suyu içtim. Benim artık suya ihtiyacım var mı? Yok. Hatta su bana fazla bile gelmeye başladı. O zaman neyim artmış oldu benim? Turgor basıncım artmış oldu. Şimdi buradaki ortamlarda turgor basıncı ile ozmotik basınç arasındaki ilişkiye bakalım. Bir de emme kuvveti var. Emme kuvveti de su alma isteğidir. Yani ben benim ozmotik basıncım ne kadar yüksekse emme kuvvetim de o kadar yüksektir. Yani su alma ihtiyacım da o kadar yüksektir arkadaşlar. Dolayısıyla ozmotik basınçla emme kuvveti doğru orantılıdır. Turgor basıncı ile ozmotik basınç ters orantılıdır. Şimdi ortamlara baktığımızda birinci ortamda hücre su kaybetti. Hücre su kaybettiği için bakın hücrenin ozmotik basıncına bakıyorum. Su kaybettiği için ozmotik basıncı ne olur? Artar. Çünkü su kaybediyor sürekli su isteği artacak. Ozmotik basıncı artar. Turgor basıncı yani suyun fazlalığı ne olur? Azalır. Hücre için söylüyoruz tamam mı? Ortam için değil, hücre için söyledik. Gelelim ikinci ortama. İkinci ortamda giriş çıkışlar eşit dedik. Bu yüzden de ozmatik basınçla turgor basıncı birbirine eşit olur. Üçüncü ortama geldiğimde, üçüncü ortamda hücrenin içerisinde su girişi oluyordu değil mi? Su girişi olduğu için ozmatik basınç düşer. Turgor basıncı yani suyun fazlalığı ne olacak? Artacak. Çünkü hücre içerisine su alıyor. Ozmatik basınçta turgor basıncının mantığını anladığınız zaman bu tür soruları çözersiniz arkadaşlar. Ee, ozmatik basınçta turgor basıncının eşit olduğu durma ise ozmatik denge diyoruz. Zaten şuradaki izotonik çözelti ozmatik denge halinde olan çözeltidir. Umarım anlatabilmişimdir. Bunları mutlaka not, not alın arkadaşlar. Siz de çalışırken bu şekilde çalışın. Daha kolay aklınızda kalacaktır. Ozmozu böylece anlatıp bitirmiş olduk. Şimdi az önce bahsettim ya hani hücrelerin içerisine su alınıyor diye. Bakın burada bahsetmişiz. Mesela duvar içeren ve duvar içermeyen hücrelerdeki su dengesinden bahsetmişiz. Bir hayvan hücresine baktığımız zaman arkadaşlar bakın hayvan hücresi hipotonik çözeltiye konulduğu zaman içerisine sürekli su girişi olduğu için ne yapıyor? Patlıyor. İzotonik çözeltide normal giriş çıkışlar eşit olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama hipertonik çözeltiye konulduğu zaman ne oluyor? Büzülüyor yani plazmoliz oluyor değil mi? Plazmoliz. Peki bitki hücresine baktığımızda bitki hücresi sonuçta e, duvar içeren bir hücre söyleyemedim bir anda. Duvar içeren bir hücredir arkadaşlar. Dolayısıyla bitki hücrelerinde hipotonik ortama koyduğumuz zaman biz bitki hücrelerini hipotonik ortamda e, bitki hücreleri daha sağlıklıdır arkadaşlar. Yani daha iyi durumda olurlar. Daha sıkı haldedirler. O yüzden de biz buna normal e, halini diyoruz izot e, hipotonik ortamlarda. Hipertonik ortama koyduğumuz zaman bakın plazmoliz oluyor. Aynı hayvan hücresi gibi. Bu da plazmoliz olarak ne yapıyor? Su kaybediyor arkadaşlar. İzotonik ortama koyduğumuz zaman ise e, hücrede su geliş çıkışları eşit olduğu için gevşek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama bitki hücresi için en normal hal ne zamanmış? Hipotonik ortamda bulunduğu halmiş arkadaşlar. Zaten e, bitkilerde biliyorsunuz besin kofulundan bahsetmiştik değil mi? Pardon, besin kofulu değil, merkezi kofuldan bahsetmiştik. Merkezi koful genelde su depolar. Bakın, hipotonik ortama koyduğumuz zaman merkezi koful daha da büyük olur arkadaşlar. Hipertonik ortama koyduğumuz zaman ise merkezi koful su kaybettiği için ne yapacak? Küçülecek. O yüzden merkezi koful ile ilgili sorularda çıkabilir. Bakın, kontraktil kofuldan e, hani su boşaltımı yapılıyor ya Paramesyum gibi bir hücreli karot canlılarda ne demiştik? Tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil e, koful var dedik. Kontraktil koful bitkilerde pardon bitki demişim özür dilerim. Paramesyum gibi canlılarda arkadaşlar su depolayarak fazla suyu dışarı atılmasını sağlıyor. Burada bir doku dolu olan kontraktil koful gösterilmiş. Burada da kontraktil kofulun boş hali gösterilmiş arkadaşlar. E, Ozmo sağlayan bir yapıdır kontraktif koful unutmayın. ozmo regülasyon nedir? Su dengesidir. Evet şimdi gelelim. Şimdi ozmozdan falan bahsettik. Peki bir de kolaylaştırılmış difüzyon dediğimiz bir olay var. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında burada proteinlerin görevi nedir taşımada? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Su ve bazı özel çözünenlerin pasif taşınması özgür proteinler tarafından gerçekleştirilir. Şimdi ee, polar moleküllerin ve iyonların arkadaşlar birçoğu zarı baştan başa kat eden taşıyıcı proteinler yardımıyla pasif olarak taşınır. Biz bu olaya kolaylaştırmış difüzyon diyoruz. Şimdi normal difüzyonda taşıyıcı protein kullanılmıyor. Ama kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler kullanılıyor arkadaşlar. Taşıyıcı proteinler aynı enzimlere benziyor. Enzimler gibi sadece belirli maddeleri geçiriyorlar ve bunların da aynı enzim gibi bağlanma bölgesi var. Bağlanma bölgesine maddeler bağlanıyor, oradan taşınıyor. Taşıyıcı proteinler de arkadaşlar yine enzimler gibi doygunluğa ulaşılabilir ve bazı maddeler tarafından inhibe edilebilir. Yani geçici olarak durdurulabilir. Zaten taş madde taşınmasını kontrol etme mekanizması da buradan geliyor. Enzim gibi davranmasından geliyor. Bir de kanal proteini dediğimiz proteinler vardır. Bunlar da birçok molekülün arkadaşlar veya iyonun zardan geçmesine izin veren hidrofilik koridorlar oluşturuyor. Biraz daha şekil üzerinde göstereceğim. Yani şöyle koridorlar oluşturup koridordan geçiş sağlanıyor arkadaşlar. Suyun geçişini sağlayanlara biz akuaporinler diyoruz arkadaşlar. Bunlar su kanalı gibi işlev görüyorlar. Bazı kanal proteinleri ise kapılı kanallar gibi davranıyor. Hani sinir sisteminde hatırlayın polarizasyon depolarizasyon olayları vardı değil mi sinir hücresinde? Depolarizasyonda ne oluyordu? Sodyum kanalları açılarak Sodyum kapıları açılarak e, sodyumlar hücrenin içerisine aksonuna doğru giriyorlardı. İşte oradaki kapı dediğimiz olay nedir aslında? Bir proteindir, kapılı bir proteindir arkadaşlar. Bu şekilde görev görerek e, kapıların açılıp kapanması sayesinde giriş çıkışlar yine kontrol ediliyor arkadaşlar. Bu arada taşıcı proteinlerin tamamı kanal proteini değildir birçok protein arkadaşlar birçok taşıcı protein özgül bir biçimde biçim değişikliğine uğruyor dediğim gibi şimdi göstereceğim bir de bir hastalıktan bahsedelim daha sonra gösterelim sistinuria dediğimiz bir hastalık var böbrek hastalığı arkadaşlar bu bir kalıtsal hastalıktır ve böbrek hücrelerinin zarında sistein Dediğimiz bir e, amino asit var zaten ismi de sistin, sistinuria oradan geliyor ve diğer amino asitleri taşıyan proteinler yok hücre zarlarında. Dolayısıyla bu hastalarda amino asitler geri emilip tekrardan kana verilemediği için böbreklerde birikiyor, kristalleşiyor ve ağrı verici taşlar oluşturuyor arkadaşlar. Biz bu hastalığa sistinuria hastalığı diyoruz. Yani kalıtsal bir hastalık olduğu için de çocuk, anne babadan çocuklarına kolaylıkla geçebilen bir hastalıktır. Şimdi bakalım kanal proteinlerimize. Bakın kanal proteinleri zaten belli. Bir kanal gibi işlev görüyor. Taşıcı proteinlere baktığım zaman açılıp kapanma özelliği var. Bakın açıldı madde içeriye girdi. Sonra buradan kapanıyor arkadaşlar. Diğer taraftan açılarak maddeyi hücrenin içerisine taşıyor veya hücrenin dışına. Evet bu şekilde biz pasif taşımayı anlatmış olduk. Şimdi geliyoruz aktif taşımaya. Arkadaşlar aktif taşıma ise çözünenlerin yoğunluklarının zıt yönünde gerçekleşir. Ne demek bu? Şimdi bakın difüzyonda maddeler, difüzyonda maddeler çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınıyorlar. Ama aktif taşımada tam tersi. Az yoğun ya da eş yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru taşınıyorlar arkadaşlar şimdi az olan yerden bir madde almaya çalışıyorsak bizim enerji harcamamız lazım. Bu yüzden de aktif taşımada zıt yönde işlev yapıldığı için enerji harcanır. Şimdi normalde maddelerin maddeler zaten hani entropiden bahsetmiştik hatırlayın. Doğada her şey entropisi yüksektir. Yani Doğa bir entropiye doğru gider, düzensizliğe doğru gider. Şimdi bu maddeleri de bizim belli bir düzende tutabilmemiz için mecburen enerji harcamamız lazım. ATP harcanır bu yüzden de e, aktif taşımada. Aktif taşımada arkadaşlar yine zara gömürü olan özel proteinler işlev görüyorlar. Ayrıca yine enzimler yardım ediyor arkadaşlar. ATP'nin aktif taşımada güç sağlama yollarından biri şöyle. Bundan bahsedeyim. ATP'nin ucundaki fosfat grubu, doğrudan doğruya taşıyıcı proteini aktarılıyor. Yani geliyor aktif taşımada ATP'deki fosfat gelip taşıyıcı proteine bağlanıyor. Bağlandığı zaman arkadaşlar proteinin yapısı değişiyor. Veya işte ee, proteinin yapısının değişmesi engellenmiş oluyor. Böylece proteine bağlı olan çözünen zardan aktarılmış oluyor. En önemli olan zaten aktif taşımada görev gören taşıyıcı protein sodyum potasyum pompasıdır. Sinir hücresinde şöyle bir kısaca anlatayım. Sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa var. Polarizasyon ve repolarizasyon durumlarında çalışır. Normalde hücrenin dışarısında sodyum, içerisinde de potasyum iyonları bulunmak zorunda. Ama depolarizasyon durumunda tam tersi olur. Dışarıya sodyumlar çıkar, içeriye de pot e dışarıya potasyumlar çıkar, içeriye de sodyumlar girer. Sodyum potasyum pompası çalışarak polarizasyon durumunda sodyumların dışarıda kalmasını sağlıyor. Potasyumların da içeride kalmasını sağlayarak yeni bir uyarının alınmasını sağlamış oluyor arkadaşlar. Bu yüzden enerji harcayan bir pompadır sodyum potasyum pompası. Bakın burada mesela göstermişiz. Mesela sitoplazmik e, sodyumun proteine bağlanması. Bakın geliyor buraya bağlanıyor. Sonra arkadaşlar ne oluyor bakın zaten zar üzerinde hareket eden bir proteindir. Daha sonra ATP'deki fosfat bağlanıyor arkadaşlar. Fosfat bağlandığı zaman geliyor potasyum burada taşıcı protein açılıyor ve sodyumlar dışarıya çıkıyorlar. Sodyumlar dışarıya çıktığı zaman hemen potasyumları bağlıyor kendine. Daha sonra fosfatı da serbest bırakıyor. Fosfat serbest kaldığında taşıyıcı protein. Bu sefer hücrenin içerisine doğru açılarak bu sefer de potasyumları içeriye bırakıyor. Yani dışarıya açılacağı zaman sodyumları dışarı bırakır, içeriye açılacağı zaman da potasyumları içeri bırakır. Bu da ATP'deki fosfatın bağlanıp bağlanmamasına göre değişiyor arkadaşlar. Böyle güzel bir çalışması var. Şimdi difüzyon kolaylaştırmış difüzyon ve aktif taşıma şöyle bir karşılaştıralım. Bakın, difüzyonda Herhangi bir şekilde protein kullanılmıyor. Direkt lipid tabakasından geçiyor arkadaşlar. Genellikle hidrofobik moleküller geçiyor zaten. Ee, kolaylaştırılmış difizyonda su molekülleri de dahil. Özellikle su molekülleri önemli. Genelde suyu şöyle düşünürüz. Zaten su küçük bir molekül olduğu için direkt bu tabakadan geçer diye düşünürüz ama sonuçta fosfolipidin suyu sevmeyen hidrofobik kısımları var değil mi? Oradan geçemez su molekülleri. Bu yüzden de kanal proteinlerinden geçer arkadaşlar. Aktif taşımaya baktığımız zaman aktif taşımada maddeler ne yapıyordu? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınıyordu ve enerji harcanıyordu. Pasif taşımada enerji harcama olayı yoktur. Evet şimdi bu zar potansiyelinden voltajdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi voltaj dediğimiz olay nedir? Şimdi elektron pompalarından falan bahsettik ya az önce sodyum potasyum pompası dedik falan. Şimdi bunlar da bir voltaj dediğimiz olay meydana geliyor ve bu voltaj sayesinde taşıma da gerçekleşiyor aslında. Şimdi voltaj nedir? Voltaj elektriksel potansiyel enerjidir. Yani zıt yüklerin birbirinden ayrılmasıdır. Hani artı ve eksilerin birbirinden ayrılması arkadaşlar voltaj oluşturuyor. Bütün hücre zarlarının iki yüzü arasında bir voltaj bulunuyor. Yani artı ve eksi yükler birbirinden ayrılmış. Anyon dediğimiz moleküller eksi yüklüler. Katyonlar ise artı yüklülerdir. Şimdi anyon ve katyonlar arkadaşlar zarın iki yüzeyine eşit dağılmamıştır. Bu yüzden de iki yüzüne eşit dağılmadığı için hücrenin stoplazması hücre dışına göre negatif yüklüdür. Biz buna zar potansiyeli diyoruz. Zar potansiyeli. Şimdi bu zar potansiyeli sayesinde arkadaşlar madde taşınmaları gerçekleşir. Yani şöyle söyleyeyim size. Hücrenin içerisinde bulunan negatif yükler. Hücrenin dışarısına çıkarken enerji harcanmıyor çünkü difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Hücrenin dışındaki pozitif yüklerde hücrenin içerisine geçerken yine enerji harcanmıyor çünkü voltaj dediğimiz elektriksel potansiyelden yararlanarak taşınma gerçekleşiyor. Ve iyonların zardan difüze olması iki güç tarafından sürdürülür. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi kimyasal güçtür, iyonun konsantrasyonu yani iyonun yoğunluğudur arkadaşlar. Bir de elektriksel güçtür. Bu da az önce anlattığım güç. Zar potansiyelinin iyonun hareketi üzerine etkisi. Yani arada bulunan potansiyel farktan dolayı iyonun itme gücü gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu güçlerin ikisine birden biz ne diyoruz? Elektrokimyasal gradient diyoruz. Ee, iyonlar i̇yonlar İyonları aktif olarak aktaran bazı zar proteinleri vardır. Bunlar da zar potansiyeline karşı, e, katkıda bulunurlar. Mesela örnek verelim. Sodyum potasyum pompası. Az önce söyledim. Sodyum potasyum pompası her iki potasyum iyonuna karşılık 3 tane sodyum iyonunu hücreden dışarıya pompalıyor arkadaşlar. Böylece hücrenin dışarısının pozitif içerisinde negatif kalmasını sağlıyor. E, bu sırada da bir voltaj halinde enerji depolanmış oluyor. Bakın şurada göstereyim az önceki şekilde. Bakın ne yaptı? 3 tane, 3 tane sodyum dışarıya bıraktı. 2 tane de potasyum içeriye aldı. Böylece dışarının pozitif yüklü olmasını sağladı. İçerinin ise negatif yüklü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede voltaj dediğimiz e, enerji depolanmış oluyor. Zarın iki yüzeyi arasında voltaj oluşturan taşıcı proteine biz Elektrogenik pompa diyoruz. Aslında sodyum potasyum pompası da nedir? Bir elektrogenik pompadır arkadaşlar. Bunlar bitkilerde, bakterilerde ve funguslarda en önemli olan elektrogenik pompa proton pompasıdır. Bunlar da hidrojen iyonlarını aktif olarak hücre dışına pompalıyor arkadaşlar. Bu yüzden önemlidir. Bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Ne işe yaradığını bilmemize gerek yok. Sadece hidrojen iyonlarını aktif olarak hücre dışına pompalıyor. Bunu bilmemiz yeterli. Evet, elektronik pompalar ne yapıyorlar peki? Voltaj oluşturarak hücresel iş için kullanılabilen enerjiyi depolamış oluyorlar böylece aslında. Aslında bizim hücrelerimiz şöyle bir özelliğe sahip. Bizim vücudumuz için söyleyeyim, hücrelerimiz için tasarruf edilme konusunda, tasarruf konusunda en maksimum düzeydedirler. Yani her şey tasarruf üzerine yaratılmıştır. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Buna göre düzenlenmiştir bence. Mesela burada proton pompasından bahsediyoruz. Bakın hidrojen iyonlarını ne yapıyor? Hücre dışına gönderiyor proton pompası enerji harcıyor arkadaşlar. Bu nedir? Elektrogenik pompadır. Bitkilerde, funguslarda ve bakterilerde bulunur. Gelelim şimdi bir olayımız daha var. Bazı zar proteinleri iki çözünenin birlikte taşınmasını sağlıyorlar arkadaşlar. Nasıl sağlıyorlar? Bunu hemen şekil üzerinde göstereyim. Şimdi bitkilerde bulunan Sükroz hidrojen taşıma mekanizması var arkadaşlar. Bu hidrojen ve sükroz taşıma mekanizması buradaki proton pompası ne yapıyor? Bakın proton pompası hidrojeni dışarıya verdi değil mi? Sükroz ve hidrojen taşıyıcı olan pompa ise bir hem sükrozu bağlıyor kendisine hem de hidrojenini bağlayarak ikisinin birlikte taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. Birlikte taşıma dediğimiz budur. ATP'den güç alarak alarak iki tane molekül taşınmış oluyor bu sayede. Bitkilerde gerçekleşen bir olaydır. Birlikte taşıma olayı. Bu e, sadece bitkilerde değil tabii ki hayvan hücrelerinde de gerçekleşir ama bu anlattığım olay bitkilerde gerçekleşen bir olaydır. Şimdi biz küçük moleküllerin taşınmasını anlattık. Aktif taşıma dedik. Difüzyon ozmoz dedik arkadaşlar. Pasif taşıma yani genel anlamda söyledik. Şimdi geliyoruz büyük moleküllerin taşınmasına. Büyük moleküller hücre zarından geçemediği için endositoz ve egzostoz dediğimiz olaylar ile taşınıyor. İlk önce egzostozdan bahsedelim. Şimdi bakın egzo exitten gelsin aklınıza dışarı demektir. Dış dışarı. Endo içeri demektir arkadaşlar. İç içeri demektir. Endositoz büyük maddelerin hücre içerisine alınmasıdır. Egzostoz da büyük maddelerin hücre dışına verilmesidir. E, Tabii ki nedir bu büyük moleküller? Mesela proteinler, polisakkaritler, işte e, yağlar arkadaşlar, trigliseritler bunlar nedir? E, büyük moleküllerdir ve hücre zarından kolayca geçemeyecekleri için ne yapacaklar? E, endositoz ve ekzositozla taşınacaklar. Hücrenin dışına salgılanmasına ne demiştik? Egzostoz dedik. Şimdi bakın. Size bir olay anlatayım. Şimdi Golgi aygıtından bir tomurcuk yayılıyor. Biz buna taşıyıcı vezikül diyorduk değil mi? Tomurcuklanan taşıyıcı vezikül hücre iskeletinin lifleri boyunca hareket ederek plazma zarına ulaşıyor. Daha sonra vezikül zarıyla plazma zarı birbirine dokunduğu zaman her iki zarın lipid molekülleri yeniden düzenleniyor ve iki zar kaynaşıyor. Daha sonra vezikülün içindeki salgı hücre dışarısına dökülüyor. Mesela pankreasın alfa ve beta hücreleri vardır arkadaşlar. Pankreasta hormon üreten hücrelerdir bunlar. İnsülini üreten beta hücrelerdir. Beta hücreler insülini üretirken üretiyor. Daha sonra bunu egzostoz yoluyla kana veriyor arkadaşlar. Bitki hücrelerinde de duvar oluştururken karbonhidratlar golgi veziküllerinden hücre dışarısına yine egzostoz yoluyla taşınıyor. Yani egzostoz deyince sadece atık maddelerin atıldığını düşünmeyin. Egzostoz da Enzimler, işte e, mesela proteinler, karbonhidratlar, büyük karbonhidratlar bunlar taşınabilir arkadaşlar. Özellikle bunu söyleyelim. Peki endostoz nedir? Endostozda da büyük makromoleküllerin, büyük moleküllerin hücre içerisine alınmasıdır. Bu sefer de hücre kendinden bir parça kaybeder. Çünkü bir cep oluşturur. Cep oluşturacak şekilde içeriye doğru çöküyor. Ve cep derinleştikçe zardan kopar ve bir vezikül oluşur arkadaşlar. Biz bu veziküle besin koful diyoruz. Şimdi 3 tip endostoz vardır. Bunlar önemli. Bunlar nedir? Fagositoz, pinositoz ve reseptörle gerçekleşen endostozdur. Fagositoz ve pinositozu aslında çok duyduk biliyoruz ama reseptörle gerçekleşen endostoz birazcık değişik gelebilir size. Fagositoz nedir? Fagositozda katı maddeler alınır. Yalancı ayaklar oluşur arkadaşlar. Yalancı ayaklarla bir vezikül veya bir molekül işte e, etrafı çevreleniyor ve bir paket haline getiriliyor. Hücrenin içerisine alıyor. Biz bu yapıya besin kofulu diyoruz. Besin vakoylu veya besin kofulu. Bu yapı gelip lizozomla kaynaşır. Kaynaştığı zaman da sindirim olayı gerçekleşeceği için oluşan yapıya da sindirim kofulu diyoruz. Ve besinler sindiriliyor. Burada besin derken sadece canlının ihtiyacı olan besin gibi düşünmeyin. Mesela bizim bağışıklık sistemimizde ak yuvarlar bu şekilde çalışırlar. Fagostoz yaparak yabancı proteinleri sindirir bizden uzaklaştırırlar. Bu da yine bir nedir arkadaşlar? Fagostoz olayıdır. Pinostaza geldiğimiz zaman ise hücrenin dışarısında bulunan sıvı damlacıklar halinde küçük vezikül içerisinde alınıyor. Yani bir cep oluşturuluyor. Pinostik cep diyoruz. İçerisinde sıvı madde doluyor arkadaşlar. Daha sonra etrafı zarla çevrilerek hücrenin içerisine alınıyor. Yine biz bu maddeye de ne diyoruz? Yine oluşan yapıya besin kofulu diyoruz. Aynı şey fagostoz için de geçerlidir. Ee, sadece fagostozda katı besinler, pinostozda ise sıvı besinler alınır unutmayın. Peki gelelim reseptörle gerçekleşen endostoza. Ad üstünde reseptörle gerçekleşiyorsa o zaman özgül olarak gerçekleşir. Yani sadece belirli molekülleri alır. Zarı gömülü olan proteinler arkadaşlar özgün reseptör dediğimiz bölgeler hücre dışı sıvıya dönük durumdadır. Yani oradaki gelen maddeleri tanıyacak. Reseptörle bağlanan bu hücre dışı bileşiklere biz ligand diyoruz. Yani ben bir maddeyi özel olarak tanıyorsam mesela A maddesi bunu reseptörümle tanıyorsam ben bu maddeye ne diyorum ligand diyorum. Bu terim arkadaşlar neden kullanılıyor? Başka bir molekülün reseptör bölgesine bağlanan, özgün olarak bağlanan bileşikler içinde kullanılıyor. Yani sadece endostoz olayında değil başka olaylarda da ligand terimini kullanabiliriz. Ligand teriminin çok karşınıza çıkacağını düşünmüyorum ama yine de böyle bir kulak aşinalığımız olsun. Bu endos tuzda arkadaşlar sadece hücrenin özgür bileşikleri büyük miktarlarda almasına olanak sağlanır. Mesela örnek verelim. İnsan hücrelerinin zar sentezinde kullanılacak olan kolesterol bu şekilde hücrenin içerisine alınıyor. Kolesterol arkadaşlar kanda lipoproteinler halinde taşınır. Yani kolesterolün etrafı protein bir kılıfla çevrelenir. Biz bu yapıya lipoprotein diyoruz. Bu yapılar zar üzerinde bulunan LDL reseptörüne bağlanır, daha sonra da endostozla hücrenin içerisine alınır arkadaşlar. Demek ki neymiş reseptörle gerçekleşen endostoz olayı da buymuş. Şimdi bunlarla ilgili bir hastalık var, kalıtsal bir hastalık. Hiperkolesterolemiya. Bu hastalık arkadaşlar kandaki kolestero kolesterol so söyleyemedim, konuşamadım. Kandaki kolesterol düzeyinin çok yüksek olmasına neden olur bu hastalıkta. LDL reseptörleri hatalı olduğu için LDL partikülleri hücrenin içerisine giremiyor, kanda birikiyor. Kanda biriktiği zaman da kolesterol erken yaşta damar tıkanıklığına sebep oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir hastalıktır bu hastalık. Bu arada hemen şunu da söylüyoruz. Hücre duvarı olan canlılarda endostoz olmaz. Neden? Endostozda yalancı ayak oluşacak. Hücre duvarı yalancı ayak oluşumuna izin vermez arkadaşlar. Egzositoz tüm canlılarda, tüm hücrelerde gerçekleşebilir ama endositoz sadece hücre duvarı olmayan hücrelerde gerçekleşir. E, bu şekilde bilelim. Şimdi bakın fagositozdan bahsediyoruz. Bakın nedir? Şunlar yalancı ayaklar fagositozda. Yalancı ayaklar besin etrafını sardı hop içeriye aldı. Biz buna ne dedik? Besin kofulu dedik. Mesela amipin yalancı ayağını göstermiş arkadaşlar burada bakteriyi içerisine alıyor şu çubuk şeklinde bir bakteri bakteri içerisine alıyor ve içeride de besin kofulunu oluşturuyor e, Pinostoz'a baktığımız zaman şöyle bir cep oluşturuyor içeriye doğru hücrenin içine doğru ceple birlikte ne yapıyor bunu tekrardan içeriye alıyor arkadaşlar e, reseptörle gerçekleşen endostoza baktığımızda bakın burada bir e, reseptörler var. Bakın şuralarda reseptörler vardır. Bu reseptörler mesela bir çukur oluşturmasını sağlıyor. Hemen oradaki besini tanıyarak hücrenin içerisine almış oluyor arkadaşlar. Evet böylece hücre konusunda bitirmiş olduk. Normalde hücre konusundan önce mikroskopu anlatmıştım. Ben yani slaytını hazırlamıştım ama mikroskopun slaytını arkadaşlar ben bu videonun altına e, PDF olarak yükleyeceğim açıklama kısmına. Oradan alırsınız onun üzerinden çalışın. Çünkü mikroskopla ilgili anlatsam 5 dakikalık bir video olacak. Siz oradan çalışsanız daha mantıklı olur. Zaten görsel olarak daha çok bir slide. O yüzden de hani anlatmayı çok gerek görmedim. Ben slaytını hazırladım. Bu videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de oradan alıp çıkartıp çalışabilirsiniz. Hücreyi bitirdik. Sonraki videomuzda Yanlış hatırlamıyorsam nereye geçiyoruz? Hücresel solunuma geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.